Merhaba arkadaşlar, ben öğretim görevlisi Eymen Namazcı. Bu haftaki konumuz arz ve talep uygulamaları. Arz ve talep uygulamaları konusunda devletin ekonomiye yaptığı müdahaleleri göreceğiz. Üç ana başlık halinde inceleyeceğimiz konu da esas olarak değineceğimiz nokta şu. Piyasada belirlenmiş fiyatı olan bir malın devlet tarafından o fiyatının kabul edilmemesi. Bazen üreticiyi, bazen de tüketiciyi korumak amacıyla devletin fiyata müdahale etmesi. 3 çeşit müdahale yöntemi var. Bunlardan birincisi doğrudan fiyatları kontrol etmektir. İkincisi ise üretim miktarına kota koyarak yani kısıtlama koyarak yine malın fiyatını değiştirmektir. Üçüncü yöntem ise vergiler yoluyla yine malların fiyatlarını değiştirmektir. Biz bu 3 ana başlık halinde devletin piyasada kendi şartları altında oluşmuş olan hizmetlerin ve malların fiyatlarını beğenmemesi halinde yaptığı müdahalelere bakacağız. Bu müdahalelerde dediğim gibi öncelikle doğrudan devletin eli fiyatı değiştirebilir. Fiyat üzerine bir değişiklik yapabilir. Bazen üreticiyi, bazen de tüketiciyi korur. Burada karşımıza çıkacak olan iki tane kavram vardır. Bunlardan bir tanesi taban, diğeri de tavan fiyattır. Bir diğerinde ise üretim miktarı ile alakalı kota koyar dedik. İthalat kotası veya üretim kotası dediğimiz yani bir malın dışarıdan içeriye girişini engelleyen, ülkeye girişini engelleyen ve yerli üretici tarafından üretimi ile alakalı miktar konulmasını sağlayan üretim kotası ve diğer taraftan da ithalat kotası. Yerli üreticiyi korumak, daha az üreten yerli üreticinin daha çok para kazanmasını sağlamak amacıyla ayrıca ülke içindeki endüstrinin güçlenmesi ve uluslararası ticarette rekabette rekabet edebilir hale gelmesi için devletin geliştirdiği bir modeldir. Bunun dışında da devlet bazı mal ve hizmetlerin tüketimini engellemek için onların üzerine vergi koyar. Koyduğu vergiler yoluyla da biz o malları tüketemeyiz. En azından malın dışarıdan gelmesi zorlaşır. Böylece yine yerli üretici ne yapmış olur? Korunmuş olur. Bu haftaki konumuz arz ve talep uygulamaları başlığı altındadır. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.